Maraş merkezli 10 ili etkileyen depremin etkileri devam ediyor. Öte yandan da yaralar da sarılmaya devam ediyor. İstanbul Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'ndeyiz ve yine burada da bir hastamız var. Maraş'ta göçük altından çıkartıldı ve burada şu anda tüm bakımları, tedavisi bu noktada devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayşegül Kahramanmaraş'tan geldim. Geçmiş olsun. Sizi o geceye götürmek istemeyiz fakat nasıl bir geceydi? O gece ben gök gürültüsü diye uyandım. Kalktığımda her şey bir tarafa savruluyordu. Işıklar gitti. Çocuklarımı koruyayım derken kolum tavan düştü. Kolum düştü kolumuza. Kızımın boynuna düşmüş. O gitmişti zaten. Oğlumla benim elim, oğlumun ayağı, eli kolunun altında kaldı. Sesimi duyurmak için kanepe vardı. Ayağımı kanepeye vurdum. O süreçte dayımlar geldi. Sağ olsun kuzenlerim falan, abilerim geldi. Büyük bir çabayla evin temelinden tünel deştiler. Ondan sonra nefes alacak yer açtılar. Telefon ışığı verdiler. Oradan nefes aldık, ışık aldık. Sonra bir buçuk, iki saate yakın kolanın olan yere, kolumuzun olan yerine geçtiler. Orayı da açtılar. Halılar falan kestiler. Kolum hareket edince ben daha önceki açtığı yerden sıyrıldım, aşağı indim. Abim kucakladı, dışarı koydu. Benden sonra oğlumu kurtarmaya gitti. 5-10 dakika sonra oğlum geldi. Öyle. Peki oğlunuzun sağlık durumu, kızınızın nasıl? Kızım vefat etti. Zaten o anda hissettim ben. Kafası bizden tarafta yoktu. Sade bedeni vardı. Ayaklar buz gibiydi. Oğlum sürekli anne su istedi. Kolu hareket etmedi. Sağ tarafı, ayağı. Sürekli hareket, başı hareket etti. Bizi kurtarıyorlar sanıyorduk. Oysa yer sallanıyormuş. Yer oynadıkça zemin daha aşağı düştü. Derken abim gel tünel açtı işte o anda. Bizi çıkarttılar. Çıktım ki her şey çok kötü. Çok şükür ki bir şekilde hayata tutunacaksınız. Özellikle kızınız için başınız sağ olsun diyorum. Burada görüyorum ki yani kolunuzun biraz durumu gitgide iyiye gidecek inşallah da nasıl bakılıyor özellikle doktorlarımız, hemşireler? Şunu da söyleyeyim, acilden yoğun bakıma bura kadar hepsi çok iyi ilgileniyorlar. Allah razı olsun, hepsinden bakım falan çok iyiler. Allah'ım düşmanıma da yaşatmasın, hepsi çok güzel ilgileniyorlar. Çok geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Bu hastanenin bir de başhekimi var, Profesör Doktor Özgür Yiğit. Kendisiyle de değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Zor bir süreç, size de öncelikle geçmiş olsun diyorum. Görüyorum ki bayağı ciddi bir mücadele veriyorsunuz burada. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Hem deprem bölgesine personel ve doktor gönderiyoruz. O şekilde deprem bölgesine yardımlarımız oluyor. Aynı zamanda deprem bölgesinden gelen hastalarımızı da hastanemizde tedavilerini devam ettiriyoruz. Yani personelimiz ve hekimlerimiz bir taraftan deprem bölgesinde hizmet verirken bir taraftan da deprem bölgesinden gelen hastalarımıza hastanemizde hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 200'e yakın hasta geldi. Bir kısmı ayaktan taburcu oldu. Yani hafif şeyleri vardı. Ama şu an itibariyle de 40-41 hastamız hastanemizde yatmakta. Yani daha çok tabii deprem bölgesinden geldiği için hastalarımız ortopedik sıkıntıları olan, depreme bağlı, travmaya bağlı ortopedik sıkıntıları olan hastalarımız, işte crash sendromu olan hastalarımız, işte ezilmeye bağlı yaraları olan, işte ezilmeye bağlı kompartman sendromu olan bir hasta da yoğun bakımda, şu anda yoğun bakımımızda yatmakta. Onun durumu biraz daha kötü ama diğer 40 hastamızın durumu iyi diyebiliriz. Umarım buradan en iyi şekilde düzelerek taburcu olacaklar. Allah bir daha bu tip felaketi ülkemize göstermesin. 100 yılın felaketini yaşıyoruz ama sevindirici bir taraf tüm Türkiye'nin birlik olması ve bu deprem yaralarını sarmaya başlaması, başta devletimiz olmak üzere tüm halkımızın birlik olması sevindirici bir taraf. Umarım bu günlerde en iyi şekilde atlatılır. Hastalarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Çok güzel dilekleriniz var hocam. Sizin hastanenizin özelliğinde her geçen gün sayılar artıyor.
özellikle göçükten çıkanların yaralı sayısı. Kapasitenizi daha artırıyor musunuz bu anlamda? Yani şu anda ki baktığımız hasta sayısı 40-41, bizim hani kapasitemizin işte ya 10'da biri ya da 20'de biri sayılır. Aslında bizim kapasitemiz daha yüksek, daha fazla gelen hastaya bakabiliriz. O bakımdan hazırlıklıyız. Yani o anlamda bir problem olmasın. Yani İstanbul'a gelen hastalar diğer hastanelerde aynı hizmeti veriyor. Dağıtılıyor muhtemelen. Bize gelen sayı şimdilik bu kadar. Ayaktanla beraber 200 hasta oldu. Ama şu anda yatan 40 hasta. Hani bu 100-150 hasta. Yani daha fazla hastaya bakabilecek kapasitedeyiz. O açıdan bir sıkıntı yok. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben çalışmanızda teşekkür başarılar. Ederim. Evet, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ndeyiz şu anda ve Özgür Yiğit hocamız Profesör Doktor aslında tüm hastalarla hem kendi ilgileniyor hem de doktor arkadaşlar da yine bu noktada tüm hastaların yaraların sarılması için, yüzyılın felaketi için onlar da mücadele veriyorlar diyelim ve Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden sözü tekrar merkeze bırakalım.